Ahlat Selçuklu Mezarlığı ile bilinen Doğu Anadolu kenti Bitlis'teyiz. Şehir 10 bine yakın öğrencinin eğitim gördüğü bir üniversiteye sahip. Öğrenci İşlerin bu bölümünde Bitlis Eren Üniversitesi'nin konuğuyuz. Bitlis Eren Üniversitesi 17 Mayıs 2007 tarihinde kuruldu. Şimdi eğitim yolculuğuna 5 fakülte, 3 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu, 1 enstitü, 16 uygulama ve araştırma merkezi ile devam ediyor. Aktif olarak faaliyette olan fakülteler, Fen Edebiyat, Güzel Sanatlar, İktisadi ve İdari Bilimler, İslami İlimler ve Mühendislik Mimarlık Fakülteleri. Üniversitenin uygulama ve araştırma merkezleri arasında Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi, Selçuklu Araştırmaları Dil Eğitimi bulunuyor. Bitlis Eren Üniversitesi 500'e yakın akademisyeniyle öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Tabii üniversitemiz genç, oldukça genç, 14 yıllık bir geçmişi var. Aynı zamanda genç ve dinamik bir kadrosu var. Aslında bu bir avantaj. Şu anda doçentlik düzeyinde çok sayıda hocamız var, çok ciddi çalışmaları var, akademik yayınları var. Dolayısıyla bilimsel olarak hızla gelişen bir üniversite konumundayız şu anda. Laboratuvar imkanlarımız çok iyi. Bütün özellikle fen bilimlerinde, bütün fakültelerde ve bölümlerde neredeyse öğrencilerin eğitim öğretim göreceği laboratuvarlar var. Bizim üniversitemizin öğrencileri hem Mevlana programı çerçevesinde hem Erasmus programı çerçevesinde hem ülke içinde hem başka ülkelere gidiş geliş yapabiliyorlar. Erasmus programımızda çok önemli bir kaynak var ve öğrencilerimizi gönderme imkanına sahibiz. Çok önemli bir bursumuz var, Erenler Bursu. Şu anda iki fakülteye verilen bir burs ama önümüzdeki sene diğer fakültelere de yaymayı planlıyoruz. Bu bursu Mühendislik Mimarlık Fakültesi'ne ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ne bu sene veriyoruz. Oradaki tüm bölümlere bu burs veriliyor. Mühendislik Fakültesi'nde aslında tüm öğrencilere veriyoruz. Yani kontenjan sayısı kadar burs veriliyor. Bu burs oldukça önemli. Türkiye'de çok az örneği var. Yani her üniversitenin böyle bir şansı, böyle bir avantajı yok. Bitlis Eren Üniversitesi'nin belki en büyük avantajı bu. Tabii bunlar devam edecek. Yani bundan sonra da öğrenciler 4 yıl boyunca bu bursları alabileceklerdir. Yani öğrenciler bu bursu aldıktan sonra aynı zamanda devletin verdiği bursu da ya da krediyi de aldığında ailesine hiç muhtaç olmadan rahatlıkla burada eğitim öğretimini görebilecektir. Bu anlamda çok önemli bir burs ve Türkiye'de de örneği yok. Bir de üniversitemizin içerisinde Türkiye'de çok nadir görülen hususlardan birisi. Bizde şu anda Bitlis Eren Üniversitesi'nde kayak tesisimiz devam ediyor. İkinci yılına girdi, inşa ediliyor şu anda. İnşallah bu önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetişecek. Ve eğer biterse de bu hem öğrencilerimiz için hem de ilerisinde biz belki üniversite gençliği için kış olimpiyatlarını burada yapmayı planlıyoruz. Yurt imkanlarımız var. Şu anda 2000'den fazla yurt imkanı var. Bunun dışında bazı özel yurtlar da var. Yine bazı öğrencilerimiz de evleri tercih ediyor. Burada kiralar da çok pahalı olmadığı için rahatlıkla evlerde de kalabiliyorlar. Tatvan'da, Bitlis'te. Üniversitemizde tabii yeme içme imkanlarımız oldukça iyi. Yemeklerimiz hem öğrenci açısından uygun fiyata hazırlanıyor. Aynı zamanda güzel yemeklerimiz var, yöresel yemeklerimiz var. Özellikle yöredeki insanlar çok sıcakkanlı, çok misafirperver. Özellikle öğrenciler için, kız öğrencilerimiz için tedirgin olmasınlar. Yani burada rahatlıkla kendi evlerinde kaldıkları gibi kendilerini güvende hissedebilirler. Dışarıdan gelen tabii öğrencilerimizi aynı zamanda misafir olarak görüyoruz burada. Ailelere belki seslenmek gerekiyor. Çocuklarınızı erkek olsun, kız olsun bize emanet edebilirsiniz, ilimize, üniversitemize gönderebilirsiniz. Ulaşımın rahatlıkla sağlanabildiği Bitlis'te halk otobüsleri ve minibüsler kullanılıyor. Kentte öğrenciler barınma için KYK yurtlarını seçiyor. Eğer eve çıkmak isterseniz kiralar 1000-1500 lira arasında değişiyor. Bitlis'in doğasına bir başlık daha açalım.
Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliği taşıyan Nemrut Krater Gölü, Tatvan ilçesinde. Her mevsim ayrı bir güzellikte olan göl, doğayla iç içe zaman geçirmeyi seviyorsanız tam sizlik. Burada hem kamp yapabilir hem de bu muhteşem manzarayı fotoğraflayabilirsiniz. Bitlis tarihi ve doğasıyla çok zengin bir şehir. Burada geçireceğiniz zaman boyunca keşfedecek, gezecek çok fazla güzellik bulacaksınız.